Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Sizleri bu videoda İtalya'ya götüreceğim. Gnocchi yani Gnocchi diye yazılıyor ama Gnocchi diye okunuyor. Patatesten yapılmış hamuruyla birlikte nefis bir makarna hazırlayacağız. İstediğiniz gibi soslayabileceksiniz. Bugün kıymalı olarak hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi patatesi biraz abarttım. Ben biraz büyük bir topluluğa yaptım ama sizler için yarı ölçüde yapabilirsiniz bu ölçülerin hepsini yaklaşık bu 10 kişilik bir makarna 5 kişilik yapmak için bu ölçülerin yarısını kullanabilirsiniz içine koyacağınız yumurtayı değiştirmenize gerek yok dedikten sonra Haşlanmış patates, tuz, zeytinyağı, yumurta ve unla birlikte güzelce hamurumu yoğuruyorum. Hamurun kıvamı yumuşak değil, biraz böyle e, poğaça hamuru gibi olmalı. Size o şekilde anlatayım. Elastik bir dokudu olduğu zaman daha kolay şekil verebilirsiniz. Yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendirdikten sonra uzun uzun bu şekilde ruletler hazırlıyorum. E, bu ruloları küçük küçük keseceğiz. Daha sonra çatalla kolayca şekillendireceğiz. Sizleri sıkmamak adına oldukça hızlandırıyorum videoları gördüğünüz gibi. Ama eğer anlayamıyorsanız daha yavaş çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda bana bildirin. Görüyorum ki son zamanlarda videolar çok fazla uzun ve insanlar sıkılıyorlar. Ben de anlayabileceğiniz kadar kısaltmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere bol unlu tezgahta çatalın tersi ya da düzü fark etmez. Kolayca şekil verebiliyorsunuz. Hatta ailece oturun. Bunu yapmak çok ama çok zevkli bir etkinlik. İşte bu şekilde yaptıktan sonra bunları buzlukta ayrı ayrı olacak şekilde tepsiye dizer dondurabilirsiniz. Ya da bu şekilde taze taze de tüketebilirsiniz. Baktım ben hamur çok fazla olmuş derseniz yarısını biraz maya katıp bazlamaya bile çevirebilirsiniz. O kadar dönüştürülebilir bir hamurdur. Şimdi makarnalarımı bu şekilde kolayca hazırladım. Diğer tarafta suyum kaynıyor. Çok çok çabuk piştiği için sosu makarnayı atmadan önce yapmaya başlamak lazım. O yüzden şöyle bir tane büyük boya yakın bir soğanı ince ince yemeklik doğruyorum. Ee, daha sonra içine olmaz olmazımız kıymaya yakışanımız sarımsağı ilave edeceğiz. Bu tarifi sadece e, suda haşlayıp işte üzerine biraz peynir rendeleyip biraz zeytinyağı katıp fesleğenle de e, servis ediyorlar. Fakat ben e, İstediğim ki biraz lezzetlensin. Biraz Türk işi yapıyoruz biz bu işleri biliyorsunuz. Onlar pizzayı sadece e, domatesle ya da peynirle, mozzarella ile yerken bizim pizzanın içine koymadığımız malzeme yok. İşte bunu da biraz Türk işi yaptım diyebilirim. Şimdi tavayı aldım. içine kıymayı ilave ettim. Biraz tereyağı ile birlikte kıymayı kavurmaya başlayacağım. Kıyma biraz böyle birbirinden ayrılıp kavrulmaya başladığı zaman içine artık e, soğanını, sarımsağını ilave edebiliriz. Onlar da şeffaflaşana kadar kavuracağım. Daha sonra içine yazdan hazırlamış olduğum domates rendesini, domates sosunu içine ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. Bu esnada eğer istiyorsanız içine bir yemek kaşığı kadar salça da ilave edebilirsiniz. Domatesin ekşisi geçene kadar kaynayacak. Bu arada ben de suyum kaynadı. İçine gnocchi e, e, makarnalarımı ilave edeceğim tuzunu karabiberini attıktan sonra sos bir taraftan kaynayıp domates ekşisini bırakırken makarnalar da haşlanacak hepsini birbiriyle buluşturacağım. Bu tarifi görüyorum. Diyorum ki acaba bu tarifi yaptığım zaman, ağzıma attığım zaman hamur yutuyormuşum gibi olur mu? Ağzımda büyür mü? Aslında orada patates işin imdadına yetişiyor. Çok böyle içinde patates olduğu için hamur hamur değil de daha böyle patates simsi bir e, lezzetle yiyorsunuz hamur hamur olmuyor iş, işin açıkçası ağzınız. Bir de ben böyle biraz sosunu da bol yaptım bildiğiniz yanına hiçbir şey istemez bir öğün bir bir öğün yemek çıktı. Ama dediğim gibi sizler istediğiniz gibi bir makarna sosuyla Aynı tarifi yapabilirsiniz. Kolayca pişiyor. Bu şu esnada bir şöyle bir tanesini çıkartın ve tadına bakın. Notchler yani makarnalar yukarıya doğru çıktığı zaman artık olmuş demektir. Şöyle ben bir tanesini tadına baktım. Ee, makarna sosumun içine atıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca bu sosla birlikte çevireceğim ve içine e, sosu çekmesini sağlayacağım. Ve sıcak sıcak tabağıma alıp servis yapacağım. Servis esnasında üzerine işte kaşardı, işte parmesan da çok yakışır tabii bu sosun. Dilerseniz üzerine benim gibi peynirle şenlendirebilirsiniz. ve bir İtalyan edasıyla Niyotçilerimiz servise hazırlar. Güp güp götürdük. Çok lezzetli oldular. E vermiş olduğu lezzeti de bir kenara atamayacağım şimdi. İnşallah sizler de bu lezzetli İtalyan makarnasını denersiniz ve beğenirsiniz beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.